Pek güzel oldu. Anneciğim. Anneciğim. Abi. Ha? Canım benim. Bir dolu. Afiyet olsun. Yandın mıydı? Yandın mıydı? Mehmet. 4-8 yıl önce. Buradayım anneciğim. Buradayım bir tane. Buradayım. Buradayım anneciğim. Yanımdayım. Buradayım anneciğim. Bak ben senin yanındayım bir tane. Benim anneciğim. Anne. Osmanlı bana böyle baksana. Gülmeyin ona. Ben ilgileniyorum. Baba çalışıyor, kardeş çalışıyor. Sadece ben ilgileniyorum. Çünkü benden başka kimse hani yemeğini, suyunu onları yedirip içiremiyor. Görme yetisini kaybettikten sonra gözlerini kapatamıyor. Sebebi doktorlar ne demişti? Yani beyni görme merkezini etkilediği için hani gözle komut vermiyormuş yani gözlerini açıp kapamak için. Onun için de gözleri kapanmıyor. Ara ara çok kanlanıyor. Ben de o arada bantlıyorum. Kapatıyorsun. Kapatıyorum. Biraz dinlendikten sonra tekrar açıyorum gözlerini. Uyuduğu zaman horlamaya geçiyor. Derin uykuda olduğunu biliyorum. Uyumadığı zaman da sürekli hareket halinde sesler çıkarır. Çok yavaş da olsa anne diyor zaten. Uyandığında esniyor, gerneşmeye çalışıyor. Yavaş yavaş anne, anne diyor. O zaman zaten ben artık yani böyle nasıl bir uyur uyumaz gibiyim yani. Çok rahat uyuyamıyorum çünkü her an kulağım halinin sesli olduğu için nasıl bebeklerde hemen kalkarsın gece. Biz aynı öyleyiz yani. Mesela ben onu gece kalkıyorum. Sağında yatıyorsa soluna döndürüyorum. Solunda yatıyorsa kalkıp belli bir saatlerde sağına döndürüyorum. Biraz böyle oturtuyorum. Bunları yapmazsam her yerinde hani yaralar olur. Allah'a çok şükür mesela Halil 8-7 yılı geçti yani yatalı. Öyle bir hiçbir şikayetimiz yok. Yani haftada 3 gün en az banyosunu yaptırırız. Uyuduğunu yani böyle uyuduğu zaman horlamaya başlıyor. Anca öyle anlayabiliyorum. Evet anca öyle anlayabiliyorum. Bakım maaşımız var onu alıyoruz ama tabii ki bezlere çok düştü mesela bu ay 4 paket aldık yani daha önce 8 paket alıyorduk. 4 pakette anca bir ay gidiyor 4 paketini de kendimiz ücretli alıyoruz. 2 ayda 8 paket gidiyor. Yani ödenek 2 ayda bir oluyor. Bir de biz Halil'in kendi hani sağlık sigortasını kendimiz yatırıyoruz. Yani şu anda bir sıkıntımız da yok Allah'a şükür yani bir idare etmeye çalışıyoruz. Tabii ki Halil'le ilgili tedbir alıyorum. Kimseyle görüşmüyorum. Evet. Hani ailemle bile, kardeşlerimle misafir kabul etmiyorum. Yani eşim, oğlum işten geldiği zaman onları Halil'in yanına kabul etmiyorum, almıyorum yani. Evet. Hani korumak zorundayım. Kendim dışarı çıktığım zaman çift maske kullanıyorum. Ellerime eldiven takıyorum. Geldiğim zaman direkt temizlenmeden, Halil'in yanına kesinlikle dezenfekte olmadan girmiyorum. Evet. Tedirginliğim çok tabii ki. Yani ben kendim açımdan yok ama yani Halil'i bugüne kadar ben gerçekten hani grip dahi etmedim. Halil 7-7,5 yıldır yatıyor. Hani grip enfeksiyonu dahi olmadı Halil'de. Yani bu koronadan da gerçekten korkuyorum. İlacı yok. Kesinlikle bir ilacı yok. Tedavisi yok diyorlar zaten.
Onun için hani isteriz ki biz de mesela araştırılsa, ilacı bulunmaya çalışılsa, tabii ki bununla ilgili bir çalışma yapılsa çok memnun oluruz yani. Bütün aileler memnun olur yani. Gerçekten her gün yani bir çocuğumuz bu SSB hastası kimse bilmiyor ama gerçekten her gün bir çocuğumuz yani belki daha fazlasını kaybediyorlar yani. Şu an Halil bu. Burada partneriyle dans ederken prova yapıyorlarmış. Anneciğim hadi su içiyoruz. Yavaş yavaş, tamam mı annem? Hadi bir tane. Ha, aferin. Hadi yutuyoruz. Ha, aferin sana. Tamam. Biraz daha vereyim mi? Tamam mı anneciğim? Ha, anne de bakayım. Anne de bakayım. Anne. Hadi anneciğim. Anne diyorsun ya. Hadi annem anne. Hadi. Hadi bir tane. Evet anne. Anne.